ocağın odunları bitmiş. Arın oradan getir ve iki küfe. Hemen ailesi. Ana, sen ne yapıyorsun burada? Abim seni affetti mi? Konuşma öyle ortalık yerde. Affetmedi emme. Çekti gitti yabancı memlekete. Oğlum yokken konağımız başsız kalmasın diye geldim ben. Heh, benim baş soğan başı zaten. Sancarif'e Barcelona'ya gitmedi. Zeytinlik'te. Merak etme ana, konağın başsız kalmaz. Gitmediyse beni yine kovacak. Bir şey yapmamız lazım Yahya. Ben kendi konağıma kaçak göçek girip çıkamam. Ne yapayım anne? Ne yapayım? Abime gidip anamı affet mi diyeyim? Hadi dedim diyelim. Sancar Efe beni dinler mi? Ne yapacağım ben Yahya? Konaktan kovulduğum yetmedi. Necdet mahkemede konuşursa esas o zaman bütün köye irezil olacağım. İnsan içine çıkamam. Kimsenin yüzüne bakamam. Sancarı kalsa girem hapse, çekeyim cezamı. Merak etme ana. Ben sana donatlet getiririm. Hem boşallığı pek yakışır sana. Hali senin yolu. Hali sefeden, hali sahaya. Pek yakında, ekranlarda. La havle ve la. Elvan. Senin mutfakta işin yok mu kızım? Hadi bakayım. Sen gitmedin mi? Yok, gitmedim. Yüzüne ne oldu? Bir şey olmadı, boş ver. Sen nerede? Avukatların yanında. Ya abi kızma ne olursun ama Necdet mahkemede konuşursa anama ne olacak diye çok merak ettim. Bir şey olmazmış. Anamı nazmettirdiğine dair Necdet'in şahidi yok. Sen de mi sordun? Anamızı mahpusa gönderecek değiliz değil mi? Ama bak söylemek yok. Mahkeme gününe kadar korksun istiyorum, tamam mı? Ya. Tamam, söylemeyeceğim. Ya of, çok sevindim. Şey var abi bir de. Benden duymuş olma. Anam evde. Zehra, ben bugün kafayı yemezsem var ya, daha başka bir günde kafayı yemem ha. Ne yapacağım ben Yahya? Abin bu konu benim yüzümü bakmaz. Sen bir şey yapamam mı? Nasıl bir şey ana? Ne bileyim. Emme bu konuda. Bir tek seni güveniyorum oğlum. Hakikaten. Hakikaten tabii. Sen abin gibi bir kadın uğruna ananı harcaman.
Senin gözün aileni görür. Necdet'i mahkemeye çıkarmasam olur mu ana? Ana. Nasıl renk?